Festivalin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmaya çalışacağım. Karavan çeken canavarlar serisi. Başıma da bir olay geldi. Onu da anlatacağım videonun sonunda. İnsanlarla sohbet etmeden buraya gelen bir sürü karavan var. Çekme karavan. İnsanlar hangi araçlarla gelmişler? Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın insanlar çekme karavanlarını Nissan Navara, Volkswagen Tiguan 2.0 dizel. Çeki demiri olanlara bakayım özellikle. Bakın Fluence'le karavan çeken var. Amarok. Bu arada sizden şöyle bir ricam var. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve karavan kullanıyorsanız pickup mı, SUV mu? Burada fikrinizi merak ediyorum. Ben bazen çelişkiye düşüyorum çünkü. Adam Dacia Logge ile çekiyor karavanı. Doblo var. Doblo ile karavan çekiliyor. Citroen ile. Bu da gerçi DS miydi? Citroen miydi? Onu tam bilmiyorum ama Nissan Navara. Pickup olarak en çok gördüğüm araçlardan. Şöyle farklı bir araba var mı diye bakıyorum. Şuradan da yürüyeyim. Çeki demiri olanlar. Bakın yine Nissan Navara. Pickup'larda en çok gördüğüm marka Nissan Navara. Sanırım en makul olanı. Clio küçücük arabayla. Kim bilir neyi çekiyor. Muhtemelen 750 kilo altıdır diye tahmin ediyorum. Yine bir Amarok. Bakın Peugeot 2008. Bunda da çeki demiri var. Çekme karavancı bir arkadaş. Yeni kedi. Volkswagen kedi. Bu BMW'yi arkadaşımız kullanıyor. Gencer'in 520 karavanını çekiyor. Bakalım bunda var mı? Evet. Yani Discovery ile karavan çeken. Passat'la karavan çeken. Tiguan'da yok. Şu araba da birazcık bence torku düşük bir pick-up'a göre ama bunda da çeki demiri var. Çok düşük değil. Ama bir pick-up'a göre torku biraz düşük. Bu arada benim baktıklarımda farklı bir beygir olan model varsa onu bilmiyorum. Yanlış da yönlendirmeyeyim. Vito minibüsle karavan çeken var. Citroen C5 Aircross, Toyota Hilux. Benim yapmak istediğim şey çekme karavan için araç alacağınız zaman araçla alakalı merak ettiğiniz her şeyi çekme karavancılardan duyun. Bakın Toyota Corolla'ya taktırmış çeki demiri. Çekme karavancı bir arkadaşımız. Bu Duster'ı da Instagram'da çok görüyordum. Hesabını tam hatırlayamadım şimdi ama belki arkasında yazıyordur. Bakın yeni Kia Sportage. Benim arabanın yenisi. Dizel yine. Onda da çeki demiri var. Nissan X-Trail'da çeki demiri var. Duster. Bunda Duster yollardaymış. Instagram hesabı da oydu galiba. Çeki demiri var. SsangYong Musso Grand. Bu da bizim bir abimizin. Ensar abimizin. Eğer izliyorsa ona selam olsun. Bu Mercedes'in ML serisi. O da Haluk abimizin. Kocaman çift dingil şu Knaus karavanı çekiyor. Şimdi orada ailecek oturuyorlar. Kimseyi rahatsız etmeyeyim. Daha önce gittiğim kamplarda karşılaşmadığım kadar farklı araçla karşılaştım. Bakın SsangYong Tivoli. Oldukça hafif bir araba. Çeki demiri var. Tiguan'da çeki demiri var. Mercedes'in Formatik çeki demiri var. Yine bir Navara. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Gerçekten çok kullanışlı bir pick-up. Bakın Skoda Rapid. Rapid'de bile çeki demiri var. Bu videoya böyle başladım. Dediğim gibi sonunda size bir şey anlatacağım. Bakın herkes de şu ana kadar gördüğüm arabaların çoğunda çeki demiri var. Station Passat'ta çeki demiri var. Nissan Qashqai çeki demiri var. Bu sanırım misafir. Bu araçların hepsinde çeki demiri var. Ama bugün benim yaşadığım olaydan sonra ben de size net olarak fikirlerimi söyleyeceğim. İşte bu işte hep tecrübe edindik. Karavanı değiştirirken, kamp alanlarını değiştirirken, şimdi arabayı değiştirirken de neden değiştirdiğimi size anlatacağım. Bakalım bunların hepsi misafir, bunlarda çeki demiri yok. Şu ana kadar gezdiğim arabalarda en çok Logi'ye şaşırmıştım. Dacia Logi, ona şaşırdım. Burada var mı çeki demirli araç? Sanırım bu taraf Taynazcıların otoparkı. O yüzden onların arabasında bir şey yok. Bakın Rifter diyor. Peugeot'un Rifter'ı. Onda bile çeki demiri var. Yani bu arabayla adamlar çekme karavan çekiyor. Farklı var mı böyle çok hafif olup çok küçük olup da çeki demiri taktıran, çekme karavan çeken? Benim hayalim alır mıyız bilmiyorum ama Ford Ranger bu işin bence karavan çekmek için en ideal araçlarından bir tanesi. Yine Mercedes ML. Eski bir araba ama torku çok yüksek. Amarok var. Çeki demirli mi? Evet. Farklı araç. Şu BMW'de de çeki demir olsa ya. Bakın CRV'de benzinli mi? Dizel mi? Onu tam anlayamadım ama gerçi 4x4 diyor. Onda da çeki demiri var. Şu
şu yine Ford'un Ranger'ı F-150 body kit giydirmişler araca. Sökülebilir çeki demiri. Şu araba da çok güçlü. Yaklaşık 500-550 civarında bir torku var. Bunda da çeki demiri var. Yeni Tiguan'da çeki demiri var. Farklı bir araba yukarıda gördüm ama burada pek yok gibi. Şunda var mı? Alın işte farklı bir araç. Dacia neymiş modeli? Dacia Sandero 1.5 motorlu bir araç. Bunda da çeki demiri var. Şu Subaru'da çeki demiri var. İleride farklı bir araba var mı? Yok gibi. Şimdi videonun başı böyle olsun. Bir de yakaladığım araç sahipleriyle karavanlarının modelini ve ağırlığını sorarak videoyu daha faydalı hale getirmeye çalışacağım. Merhabalar, Atağan ben. Doğada Yaşam Okulu'ndayız, Kilyos'ta. Yaklaşık bir yıllık karavancıyım. Geçen yıl Nisan ayında karavanımı aldım. Erbaa 375 karavanım var. 700 kilo deniliyor ama biliyorsunuz kaç kilo olduğu ile ilgili şüphelerim benim de var. İlk aldığımızda aslında 1-2 bir Peugeot 308'im vardı. Onunla riske girmek istemedim. Sonra arabayı değiştirdim. Benim daha önceden Amarok kullanmışlığım ve hani araziyi çıkmışlığım olduğu için tam olarak o performans olmasa da en azından off-road ya da kötü yollarda gidebilecek bir araç istiyordum. Aklımda da Renegade vardı. O yüzden 4x4 Renegade aldım. 4x4 olmasından kaynaklı bazı farklılıkları var. Mesela 4.2'lerden farklı olarak bu araç normalden 3 cm daha yüksek. Yerden yüksekliği daha fazla. Evet, aynen. Şu an üstünde AT lastik var. Ekstra bir yükseltme mi var Atı abi? Yoksa orijinali, orijinali öyle. Sırf 4x4 diye böyle yapmış. Doğru. Hatta şöyle, bunun bir üst modeli daha var. 2000 dizel Trailhawk'lar. Onlar bundan da 2 cm daha yüksek. Yani normalinden 5 cm yükselmiş oluyor. Bunun motoru kaç? Bu 1.4, 250 tork, 170 beygir. Benzinli araç almamın da bir özelliği vardı aslında. Çünkü biz aracı normal gündelik kullanımda çok kısa mesafede. Sadece çocuğu okula götür getir gibi şeylerde kullanıyoruz. Ben işe zaten gitmiyorum, home office çalışıyorum. Araba yatıyor. Çalışmıyor. Dizel arabada da şöyle bir problem oluyor. Motor hiç ısınmadan devamlı git gel git gel yaptığından kaynaklı. Partikül filtresi bak, dolması vesaire. Çünkü ben aslında bundan önce Subaru Forester baktım. Hatta Forester almaya gittim. Ekspertize soktuk. Ekspertizden geri döndüm. Yoksa direkt Forester. Yok yok, zaten amacım o 2000 bunun dizel Forester. Bunu karavan işlemi değil mi Atı abi? Normalde almazdın yani. Normalde de aslında düşünüyordum. Çünkü niye? Şöyle bunun... Yolların adamı ya. Evet ya, ben Amarok... Ay Amarok benim hayatımı değiştirdi. Amarok'ta şanzıman... Özgürlük. Şanzıman yakan tek adam sen değil miydin ya? O... O normal bir durumda aslında ya. Şey oldu. Debriyaj balatası vesairesi. Onlar da problem oldu. Manueldi benimki. Tamam sana suç bulmuyor. Aynen. Sıkıntı yok. Benim yaptığım bir şey yoktu. Dur ben de geleyim de merak evet, ettiğim için. Aracın içini göstereyim. Mesela bunu da şurada görebiliyor musun? Biraz alan dar. 4x4 modu var. Orada işte ne yazıyordu? Otomatik, kar, kum ve çamur modu var. Mesela bu modlardan kaynaklı arabanın tüm elektronik aksam ve çekiş sistemi değişiyor. Hmm. 4.2'de olmayan özellikler farklı bunlar. Farklı o kadar çok alıyor musun abi? Anormal. Hatta bu araba 9 vites, 9 ileri, normal 4.2'leri, 7 ileri. Burada ZF şanzıman var ve araba ikinci viteste başlıyor. Birinci vites kullanmıyor. Normalde de. Normalde de kullanmıyor. Niye koymuşlar kardeşim? Çünkü çamur modunu aldığın zaman araba o zaman torku sonuna kadar vermek için tüm ayarları değiştiriyor. Arabaya gaza basıyorsun, patinaja çıkartmıyor vesaire ki çok fena bir çamurda da kalmışlığım var. Atı abi şu an arabayı bize satıyor. O evet. Bu da arka koltuk. Anam. İşte... Lulili'nin eşyaları. Aynen, köpeğinizin şeyi, yan tarafta kızım oturuyor. Nasıl, bagajından memnun musun abi? Bagaj. Karavancı olarak eşya yüklemede. Bagaj litre olarak baktığımız zaman 350 litre civarında. Aslında küçük bir bagaj. Ama bir şöyle bir avantajı var. Şimdi araç dik geliyor. Dik geldiği için şu pandizotu çıkarttığın zaman burayı tamamen yükleyebiliyorsun. Bir doblo gibi kullanıyorsun şuraya yani. Şuraya kadar kullanıyorsun. Doğru. Hatta şöyle, kardeşimi yurt dışına gönderirken buraya iki tam boş büyük bavulu dik koyduk. Yanına bir tane orta boy, iki tane de sırt çantası. Hiç sıkıntı. Aynı zamanda arka tarafta benim sandalyelerim falan da vardı. Onlara rağmen sığdı. Tabii ne oluyor? Arka görüşü engelliyor. O kullanıcının şeyine göre değişti. Daha önce minibüs kullanmışlığında olduğu için arka görüş olmasa da olabiliyor yani. Peki, zaten karavan varsa zaten arka göremiyorsun. Arabanın küçüklüğünden memnunum. Çünkü normal C sınıfı SUV'lardan 15 cm kısa. Niye memnunum? Tamamen bu da bizim kullanışımızla alakalı. Bizim evin otopark minnacık, küçücük. Küçücük olduğu için girmesi çıkması çok zor. Eşim zorlanıyor. Eşim de çok rahat kullandığı için memnunum. Arabanın 360 derece işte
sensörü vesairesi var. Panoramik cam tavanı vesaire birçok özelliği mevcut. Sınıfına göre çok dolu bir araba. Şerit takibidir vesairedir. Karavandı, ben karavanı anlamadım işin doğrusu. Hatta ilk karavanla çıktığımda direkt ciddi bir yokuş vardı. Dedim ne yapayım, 4-4'de mi alayım, nasıl çıkayım buradan vesaire falan filan derken ben bastım. Hiç hissetmedim değişik arkanda tık tık vurma olayını. Tık tık vurma, bir tek yokuşta inenler için kasis yapmışlar ama o kasis çıkanlar da mecbur çıkıyor. Kasisten çıkınca böyle hatta orada bir duraksadım falan, dedim ne olacak falan, merak da ediyorum hani nasıl bir tepki verecek diye. O gacır gucuru tamamen kasisten kaynaklı hissettim. Onun dışında araba hiç arkasında yük varmış gibi hissetmedim. Hissetmedim. Tabii kaç karavan da küçük. Abi? 1500 kilo. Normal normalinden de ortalama 100 4'lerden yine bir 100 kilo falan fazlası var. Peki abi yakıtı nedir normal karavansız? Yakıtı çok. Çok. Yakıyor. Yani araba yakıyor çünkü aerodinamik sıfır arabada. Kutu gibi olduğu için önden baktığınız zaman rüzgarı tamamen yiyor. Gürültü olarak çok gürültülü bir araba değil ama sürat arttıkça rüzgar sesini almaya başlıyor. Kocaman ayna var gördüğünüz üzere. Ön cam neredeyse dik geliyor. Şeklinden ötürü de evet. Evet, aerodinamik sıfır. Şehir içi yakıt tüketim benzinde ben 10 litre yakıyorum. Eşim 12 litre yakıyor. Abi bu videoyu Ayşe de izleyecek. İzle. Gerçekten biliyorsun ameliyat oldum. 2 ay arabayı kullanmadım. 2 ay boyunca beni hastaneye götürdü, getirdi. Fizik tedaviye gittik geldik. Tabii hep kısa mesafeydi. Araba hiç ısınmadan gidiyordu ama baktım 12 litre yakıyor. Dedim ben 10 ya. 2 litrelik fark nasıl olur? Bir şey demeyeyim. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya Murat abi? Peki abi karavanda hiç yakıt verisi değişti mi? Uzun yolda kullandım. Uzun yolda normalde de zaten 8 litre civarında yakıyor. Karavanda da aynı yaktım. Hiç değişmedi. Peki evet. Abi hadi son sorumu da sorayım. Oldu da değiştirmen gerekti karavan için. Ne alırsın abi? Hayalin nedir? Karavan, bu işe giden nedir? Karavan için konuşalım. Karavan ağırsa, zaten demin de dedim ya, Amarok kullanmış biriyim ben. Kesinlikle Amarok değil mi? Pickup. Ya pickup. Ya, ama Japon olabilir. Japonlar daha sağlam. Arazide ne kadar çok kullanacağıyla alakalı. Ama asfaltta daha çok kullanacaksam 2000 Amarok, vergi avantajı var. Araç muhteşem, yol tutuşu vesaire güzel ama araziye çıkarsan biraz sıkıntı yaratabilir. Güzel değil mi? Yani riskleri var. Biraz daha bozulan aksamı daha fazla. Abi Japonlara göre. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol abi. Rica ettim. Verdiğin bilgiler için. Kendine iyi bak. Estağfurullah. Sağ ol. Görüşürüz. Merhaba, ben Murat. Aracım 2014 Fluence 1.5 otomatik dizel bu arada. Aracımızı aslında yeni aldık sayılır. Yaklaşık 2,5-3 yıldır da karavancılıkla uğraşıyoruz. Bu bizim bir daimi bir hobimiz haline geldi. İlk karavanımız bizim NK'ydı. NK506 idi. Onu kullandık bir dönem. Onu da bir acemiliğimizi attıktan sonra şimdi 375 Erbaa kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Arabamızı biraz anlatacak olursak, arabam 240 tork. Yaklaşık şehir içi verisinde 5.2 yaklığı görünüyor. Ama bizim kullanımımızda 6.5 civarında bir şehir içi yakıtı var. O hiçbir zaman tutmaz zaten. O hiçbir zaman tutmuyor. Evet. Karavanla da bizim karavanımız 750 kilo altı bir karavan. Onunla da yaptığımız deneyimlerde 100 kilometrede yaklaşık 10 litre kadar. Ama genel olarak çekiş konforu bir hayli iyi. Yani 750 kilo altı bir karavanla arkada karavan yokmuşçasına rahatlıkla gidebiliyoruz. Ay çok rahat. Kaç kilo olduğunu biliyor musun Murat abi arabanın? 1400 civarı mıydı? Yani 1300-1400 civarında olabilir. Ben de çok net bilmiyorum. 110 beygir bir araba. Kendi konforu gayet iyi. Yani bize yeterli geliyor. Ailemiz bayağı da bir geniş bir araba. Zaten bagajı da. Aynen, bagajı da çok geniş. Peki Murat abi ilk karavanın NK, onu neyle çektiydin sen? Ben onu ilk önce dizel otomatik Egea ile çekmiştim. Memnun muydun? Yani çekiş performansı Egea'nın mükemmeldi yani. Onda 320 tork vardı. Yani o 320 torku anlayabiliyorsunuz zaten yolda giderken. Yani çok yakıyor muydu NK'yla? NK'yla şöyle, o uzun yolda 11-12 litre falan yakıyordu. Yani küçük arabaların arkasında karavan varken çok yakması da. Mesela ben pickuplar da çok yakıyor. SUV'larda ben maksimum yarım litre, belki 1 litre oynuyor. Herhalde küçük diye mi? Hani motorları küçük diye mi? Yani olabilir yüksek ihtimal tabii. Yani şimdi senin kullandığın araba 2.0 dizel. 2.0 dizel ile 1.5 dizel arasında yani tabii muhakkak ki fark var. Duruşu değişti. Peki Murat abi bundan önce ne vardı sende? Bundan önce bende Grand Vitara vardı, 2005 model. 2000 benzinli otomatikti o da. Tam bir canavardı şekli ama. Evet evet, yani arazi performans çok iyi bir arabaydı. O da yaklaşık 174 tork bir araba. Onunla da bir deneyimimiz oldu. Çektik, bir tatillerimizi gerçekleştirdik. Yani araba çekiyor muydu? Çekiyordu. Ama bizim orada değiştirmedeki maksadımız yani motorunun biraz yorgun olması sebebiyle, özellikle yaz aylarında hararetin çok çıkacağını planladığımız için
Sen öyle tahmin ettin ama değil mi? Öyle bir şey başına gelmedi. Başıma gelmedi. Ben tahmin ettim. Ya aslında hazırlıklarımızı yapmıştık. Radyatör değişimlerini yaptık. Su devir daimlerini değiştirdik. Çeki demiri de taktırdın. Tabii tabii, çeki demiri de taktık. Tüm hazırlığımızı aslında yapmıştık. Ama ondan sonra diyelim ki biz arabaya da kıyamadık. Yani bir arabayla zaten bir gönül bağımız da vardı. Baktık onu biraz yoruyoruz. O yüzden arabayı değiştirme kararı aldık. Sen onu zaten abi çamurda yordun Murat abi. Bunlar Ata abi, Murat abi seviyorlar böyle off-road hayatını. Bagajı açabilir miyim? Tabii. Yani dışarıdan bakıyorsun bildiğin binek araba ama şu bagaja var. Evet, bagaj hacmi bir hayli iyi. Şunun gibi dediğin iki tane sığıyor. Rahat daha rahat sığıyor. Gerçi Menteş'in ayakları var, sığmazmış. Yani 60 litrelik süperbek iki tane koyup yani rahatlıkla kendi eşyalarımıza sığdırabiliyoruz. Hani arka koltuğa falan herhangi bir eşya koyma, o yönden memnunuz yani. Abi güle güle kullan. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Oldu da değiştirmek istedin, Ata abiye sordum. Ne alırdın abi karavan hayatı için? Karavan hayatı için mutlaka pick-up alırdım. Değil mi? Hı. Ya biz tabii biraz daha dört çekerci olduğumuz için aslında yani hevesimiz onda olduğu için mutlaka pick-up'a geçerdim. Peki bu arabayı tavsiye eder misin öyle başla küçük karavanlar için hani alınır ya da varsa çeki demiri taktırın kardeşim gidiyor dediğin? Mutlaka tavsiye ederim. Edersin. Aynen aynen tavsiye ederim. Gayet memnun kalırlar bu araçtan. Bak abi hiç böyle düşündüğün kadar acayip stres olmuş. Düşündüğün gibi bir şey olmadı. Çok rahatım abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz abi. Sağ. Merhabalar, Alper ben. 500 KD kullanıyorum, Knaus. Daha öncesinde Kaleos 2009 model 2000 motor bir arabam vardı. Ama şehir içinde çok fazla beni üzdüğü için yakıt olarak onu değiştirme kararı aldım. Ondan sonra X-Trail 1.6 iki çeker bir araç aldım. Ama şöyle söyleyeyim, kesinlikle bu işi yapmak istiyorsanız 4 çeker. gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde beni üzüyor bu araç. Koleos. 4 çekerdi o. Peki abi yani üzüyor dedin ne kadar yakıyordu da üzüyordu? Şöyle şehir içinde 12-13 litreleri görüyordum ben. Koleos'ta. Koleos'ta. Vay arkadaş. Yani bir pick-up'tan hiçbir farkı yoktu. Açıkçası pick-up'tan hiçbir farkı yoktu. Onunla ne çekiyordun sen Alper abi? Onunla ilk başta Brüsner çektim. 490 TK. O karavan kaç kilo? Boş haliyle 920 kiloydu. Dolu haliyle 1200-1300 kilo falandı. E sen 4 kişilik bir ailesin, doldurmuşsun. Doldurdum. Doldurdum. Şimdi Knaus'u aldım 500 KD biliyorsun. O da yaklaşık şu anda 1600-1700 kilo civarında. Bu arabayla hiçbir sorun yaşamıyorum açıkçası. Hani Uludağ'a kadar çıktım ben bu arabayla iki defa. Bana mısın demedi. 4 çekeri nerede arıyorsun abi? 4 çekeri nerede arıyorum? Buraya girerken mesela yağmur yağdı. Yağmurda şurada kaldım. Sonra kurtarıcım Haluk abi geldi. Haluk abi de çalışıyor burada ya. Kurtarıcım Haluk abi geldi bana destek oldu. Peki bir şey diyeceğim. 4 çekeri istedikten sonra ondan sonra bir de AT lastik, MT lastik de istersin. Bu çamura yemezmiş abi. Ya bilmiyorum artık hani yer miydi yemez miydi artık. Peki ama... Brüsner'de o karavanla o arabayla hiç zorlandın mı? Hiç zorlanmadım. Hiç canavar gibi çekiyordun. Canavar gibi. Dik yokuşlarda bile durdum ve kalktım onda. Hiçbir sorun yaşamadım 4x4'ü aldığım zaman. Sadece yakıt. Sadece onu yakıt. Onu tavsiye eder misin? Onun dışında. Şehir içinde kullanacaksanız hani üzüyor açık ve net. Bilince niye sinirleniyorsun? Yok abi. Tamam artık geçmiş gitmiş satmışsın. Bu kaç yakıyor şu an? Bu şu anda 7 litre falan yakıyor. 6,5-7 litre falan yakıyor. Hiçbir şey yakmıyor. Karavanla beraber 1600 kilo karavan çekiyorum ben bununla. Karavan çektiğim 10 litreleri görmüyorum bile. Kaça çıkıyor sen? 9,5-8. Otomatik mi bu Alper abi? Düz vites. Düz vites. Bunun şöyle bir şey var. Ben bunu alırken çok araştırdım. Otomatik mi alsam, düz vites mi alsam diye. Bu arabanın otomatiğini hiçbir şekilde tavsiye etmediler. Hiçbir usta. Birçok ustayla görüştüm ben. Bunun otomatiklerin sıkıntılı olduğunu şanzımanın. Hani karavan çekeceğimi söylediğin zaman alırsan o şanzımanı bak bu güzel bir bilgi. Parçalarsın dediler. Arabanın kilosunu biliyor musun Alper abi? 1950 kilo. Bu araba 1950 kilo mu? Evet. Bu 7 kişilik X-Trail mi? Aynen. Arkada koltuk. Aynen. Ha, tamam şimdi oldu. Peki torkunu, beygirini bakıyordun sahibinden nasıl? Torku 320. Çok iyi. Beygiri de 130 beygir falan olması lazım. Genel olarak memnunsun değil mi? Memnunum ben. Bir sıkıntım yok. Ama ya, dediğim gibi... Tavsiye eder misin? Ederim ama alacaksanız da bunun 4x2'sini almayın, 4x4'ünü alın. Ya da 4x2 alıyorsanız yanınızda pick-up'ı olan, güçlü arabası olan bazı arkadaşlarla beraber gidin. Yolda kaldık. Yolda giderken kalabiliyorsunuz. Peki oldu da Alper abi değiştirmek istedin. Ne alırdın yani karavan hayatı için? Sence hangisiydi abi? Pick-up. Kesinlikle. Kesinlikle. Var mı öyle bir marka model yoksa sadece pick-up yeter? Pick-up olsun, karavanım düzgün çeksin yeter, başka bir şey istemem yani. Ya da dostlarım iyi olsun. He? Ya da dostlarımız iyi olsun yeter. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz Alper abi. Görüşürüz. Ferhat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Haluk abi. Evet. Daha önce de video çektiğimiz için nasıl da şey yandan gidiyor ya. Evet evet. Bir şey eksik abi. Yolda bir karavan YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur Haluk abiciğim. Araban.
karavanın. Anlat bize, mantıklı mı değil mi? Neden bu arabayla çekiyorsun? Neden bu arabayla çekiyorum? Karavanımız hemen aşağıda. Knaus 650 UDF. Boş 1700, maksimum 2 ama şu an 2,5 ton rahat vardır tahminimce yüklerle beraber. Böyle bir karavanı çekmek için güçlü bir araba gerekiyordu. Dolayısıyla ben bu araca karar verdim. Bu ML400 Mercedes. 2004 model gerçi ama bakımlarına falan çok itina ettiğim bir araba. Oldukça da yedek parçası mevcut bende bu arabanın. Sen öyle bir efsane vardı ya. Ben birisinden duymuşum. Sen bunun yedek parçalarını yanına taşıyormuşsun. Bazıların. Değil mi? Yani bazıları derken enjektör falan, yani uzun yola gittiğim mesafeye göre alıyorum bazı elzem parçaları. Mi ki böyle Hayır. bir hareket yapmak? Yok. Sadece Tedbir. Bunun parçalarını her serviste bulamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla servislerde olmayan parçaları, yani 8 silindir bu araba, 13 tane yedek enjektörüm var benim. Düşününüz yani o kadar. Nasıl bir önlem alıyor? Abi araban kaç kilodur? Aracımın ağırlığı 2,5. 2.4 ton. Yüküyle beraber 2,5'u geçiyordur tonaj olarak. 4x4. V8 otomatik. V8. Türk, evet. Bu araç. Biliyor mu çalıştırdığın zaman? Evet. Evet. Evet'i duydun evet. Değil mi ya? Kafası neydi adam aşağıya? Peki abi yakıt verisi nedir bunun? Yakıt verisi sorulmaz böyle bir şey ama bu şehir, araba için. Şehir içinde yaklaşık 12-13 litre bunun tüketimi. Karavanla birlikte tahminimce uzun yolda 14-15 litre rahat tüketiyordur. Fakat güç olarak, performans olarak ben bundan daha rahat bu karavanı çekebilecek bir aracın olduğunu Türkiye'de çok sayılıdır yani. Bununla ben rampada karavan arkamda pasa solladığımı biliyorum. O kadar gücü, torku çok yani yüksek. Yani karavanın kaç kiloydu? 2,5 ton kadar. 2.2'ydi en son kantara çıkardığımda. Karavanın ağırlığı. 2,5 da bu. 4.7 tonla kasat mı solladın? Aynen öyle. Rampada. Yaktırmanız gereken fikirler. Yapmamanız gereken şeyleri anlatıyor şu an. Haluk abi. Turbo, peki abi torkunu çift, söylemiş miydin? Evet. Çift turbodur bu araç. Torku, standart torku 560 bunun. Yazılım var bu arabada. 650-700 tork civarında şu anki gücü. 700 tork mu şu an? O civarlarda gücü var. Yazılımlı haliyle. Yani bununla boş araba ile 2,5 ton ile yaklaşık 100 kilometreye 5-6 saniye arasında çıkıyorsunuz. 2,5 ton ağırlığı ile beraber. Evet. Yani turboyu açtığınız zaman ilk kalkışta uçak kalkar gibi sizi yapıştırıyor. Yani bu burada bu performansa bunu zaten kullanan daha değişmez böyle bir arabayı başka araca. Bunun bende bir de benzinlisi var 320, 3200 motor. Tabii o benzinli olduğu için bunun torkunda değil. Karavan için en keyifli araçlardan biri diyebilirim. Biz onun gülüşünden anladık Ali abi. Şu an zaten yüzün bayağı eğlenceli, neşeli yani. Peki tavsiye eder misin abi böyle bir arabayı? Şöyle, bulunduğunuz şehirde bunun motorundan anlayacak iyi bir ustanız varsa tavsiye ederim ama her yerde bu motordan, bu arabadan anlayan usta bulamıyorsunuz. Tek sıkıntısı o. Tek sıkıntı o. O yüzden bakımlı olduğu sürece de gönül rahatlıkla kullanılabilir yani. Peki ben genelde şey sorarım Haluk abi, hani olur da arabayı değiştirmek istersen ne alırsın diye sana sormayacağız herhalde. Senin artık var mı öyle bir değiştirsem, öyle bir hayal? Bunu değiştirirsem bunun üst kasası ML420 var. 4200 motor bu araçlar. Türkiye'de şu anda ondan yok. Yani Almanya'dan getirtirsem ondan düşünürüm. Bunun üzerindeki bir güç de olmayan bir aracı kesinlikle zaten kullanmam. Kullanamam daha doğrusu. Adam bildiğin uçak kullanıyor ve kullanamam diyor. Bak karavanın da şu, görüyor musunuz ya? Çift dingil, devasa bir karavan. Haluk abi çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Görüşürüz abi. Hoşça kal. Teşekkürler. Merhaba, Selim ben. Yaklaşık 2100 kilogramlık bir karavan çekiyorum bu araçla. 2009 model X5 3.0 X-Drive. Fabrikasyon 235 beygir, 520 Nm torka sahip. 4 yıldır kullanıyorum bu aracı. Karavanım da ilk karavanım ama ben biraz büyük tercih ettim. Biraz mı? biraz sanırım çift biraz. Modeli neydi senin karavanın? Sprite Cruiser 635 SR. Tam başlangıç karavanı, öyle tavsiye ederim. Tabii tabii, ben de öyle düşündüm zaten. Öyle olması makbul. Artık yaşlandık biliyorsunuz. O yüzden abi, yani tuvalete ayrı olsun, rahat olsun, işte ada yatak vesaire, uzanalım, keyif yapalım şeyindeyiz. Çok mobilize olamayacağımızı düşünerek bunu yaptık. Hata mı ettik bilemedim, artık göreceğiz. Yok abi, harika bir şey yapmışsın. Ondan sonra işte X5'imiz vardı zaten, 4 yıldır kullanıyordum bunu. 180 bin kilometrede aldım ben, şu an 245 bin civarında. Gayet yeterli geliyor. Antalya'ya gittim işte geçenlerde. Antalya rampalarından dönüşte hiç zorlamadı beni yani. Var mı yok mu belli değildi yani, çok karavanı rahat rahat çekiyor. Mu? Karavanı hissetmedi çekerken. Arabanın ağırlığını biliyor musun abi? Arabanın ağırlığı 2180 kilogram. Yani biraz rampa aşağı inerken itekliyor biraz. Sadece oğlum, ama karavanımız artırıyor, yapacak bir şey yok. Ondan sonra bir memnunum, lastiklerini işte yeni değiştirdim bunların. Michelin kullanıyoruz. Latitude Sport 3 modeli. Gayet peki, performanslı. Peki yakıt verisini hiç takip edebildin mi? Tabii tabii. Şimdi ben normalde Antalya'ya sürekli gidip geliyordum bu araçla. Biraz da süratli gidiyordum tabii.
yaklaşık 5 saat civarında gidiyordum. İstanbul'dan Antalya'ya 5 saat. 4 saat 40 dakika diyelim ona. Biraz daha konuşursak 14'e bağlayacağız Selim abi. Şu an tabii 11 saatte gittim. Aynı tükettiler, bir şey değişmedi. Yakıtı çünkü değiştirmedi mi karavan? Ben süratli gittiğim için aslında. Veri olarak kaç abi? 11,5 litre civarında yaktım ben. Gayet iyi. Böyle bir ağırlıklı araba. Çok hızlı giderken karavansız da 11,5 litre yakıyordum. Karavanla da 11,5 litre yaktım. Çok bir şey değiştirmedi aslında. O yüzden benim için bir şey değişmedi yani. Hani normal tüketilmemiş gibi görüyorum. Süper abi. Peki zorlanıyor musun? Hiç zorlanmadım. Yani alacak olan arkadaşlar varsa almasınlar ama öyle söyleyeyim. Çünkü BMW biraz narin araç. Yani ben de otomobil sektöründen aslında. Teknik işte, olarak mı dedin? Hani arıza açma bakımından. Arızalı problemli arabalar. Motor özellikle problem. Bilinmedik bir BMW. Özellikle dizel, kurcalanmış, oynanmış arabalar çok var piyasada. Hani ben bir ruh hastasından aldım benim gibi. O yüzden kafam rahattı ama bu bile problem çıkartıyor. Eski çünkü, yapacak bir şey yok. Ya da Haluk abi gibi her şeyi gidip parçalarını yapacaksın. Tabii. Haluk abi işte ben de biraz o kafadayım zaten. Bunu satayım diye düşündüydüm. Daha yeni model bir şey alayım diye düşünmüştüm. Sonra bu konforda bir şey bulamadım. İşte bunda soğutmalı koltuklar falan da var. Ben biraz terliyorum, ayıptır söylemesi, yazın. Ne kadar lüksüne düşkün başlangıç. Karavandan belli zaten. O yüzden soğutmalı koltuk yeni model arabalarda genellikle olmuyor. Varsa da 3000 motor değil zaten. Bu alt silindir 3000 motor senin olduğu için. Senin arabanın hem ultra lüks. Arabam doğru, yani evet, sayılır ultra işte lüks, yani o hale ultra getirdik. Lüks. Yani şu an uyumu sağlamışsın. Evet. Ama tavsiye etmem de gerçi kullanandan almak bir ilgili şimdi daha şöyle olur. Bunlar ama var olan çekidemiri taktırıp kullansın değil mi? Güç olarak var olan yüzmez. Kullansın. Yok çok rahatlıkla çeker. Hiçbir problem yok yani. Çekmesiyle ilgili en ufak bir derdi frenler özellikle hiçbir şey yaşamazsınız. Gayet kuvvetli, gayet güçlü. Çok rigid. Ancak işte yani bakımsız araba olursa aman idare edelim falan hani neyse bir sonra hallederiz derseniz yolda bırakır bu araba sizi. Peki yani. Peki Selim abi oldu da arabayı değiştirmen gerekti. Ne istersin? Karavan hayatında. Karavan için aslında şöyle pick-up düşünüyorum ama Amerikan. Amerikan mesela? GMC'ye baktım, Silverado baktım. 2023-3000 dizeller var. Duramax motor. 250 küsür tam beygir. Tam bir tır olur abi o zaman. Evet, evet. Senin karavanla beraber tam bir böyle. Yani onu alıp artık herhalde ömrünün sonuna kadar kullanırız diye düşünüyorum öyle bir şey. Bakalım yani öyle bir kafamda öyle bir fikir var. Bunu da işte ya tutarız ikinci araba olarak ya satarız. Bakacağız artık bilmiyorum yani hayat bize ne gösteriyor biliyorsunuz abi, Türkiye'de yaşıyoruz. Bir gelmek isteriz inşallah. İnşallah bu sene içinde bitireceğim gibi duruyor. Vallahi süper bu sene içinde bir daha görüşürüz. İnşallah 2023 bitmeden bir Silverado falan alırız inşallah. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Eyvallah, ne demek. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol, görüşmek üzere. Merhaba, Ensar ben, Ensar Katı. Karavan hayatımıza biz Knaus 500 KD ile başladık. Bir sene oldu daha. Haziran'da karavanımızı almıştık. Bu karavanı ben daha öncesinde Hyundai Tucson aracına çekiyordum. 4x4 dizel bir aracım vardı. Ondan da memnundum ama bazı zorlanmalar yapıyordu açıkçası. Yani biraz daha belki karavanımı büyütürüm düşüncem olduğu için bir çift kabine geçme ihtiyacı duydum açıkçası. Onda da araştırmalarımda bayağı baktım. Açıkçası diğer markalara da çok fazla baktım. Şimdi iki tane çocuk olunca konfor aradım işin aslı. Bir offroad yapmayacağım ben sonuçta. Sadece normal gündelik hayatımda kullanacağım. Artı çocuklar için de konforlu olsun istediğimden dolayı Sanyong'u bayağı bir araştırdım. Ferhat'ın da zaten bir incelemesi vardı, bir videosu. Gökhan abi. Evet, Gökhan abiyle beraber güzel de anlatım vardı. Bayağı orada zaten bu araca yükseldim açıkçası. Konfor anlamında bu 5 bölge süspansiyon sistemi olduğu için özellikle bunu tercih etme sebebim oldu. Çünkü diğer birçok çift kabin arabalarda, pick-up'larda arkada makas sistemi olduğu için arkası çok rahatsız ve uzun yolu çok fazla yorduğunu arkadaşlardan da deneyim edindim. O yüzden Sanyong'u tercih ettim. Yani fiyat performans olarak bakıldığı zaman bana en mantıklı gelen araç bu oldu açıkçası. Hem rahatlık açısından hem de genişlik açısından ve güç anlamında da güçlü olduğundan dolayı bu aracı tercih ettim. Aldıktan sonra da tabii birazcık değişiklikler yaptık. Biraz işte biraz evet biraz. İşte Pendik'te bir film maya, işte Black Out dedinden boyamalarını yaptırdık. Bunların hepsi ledleri değiştirdi. Tamamıyla led farlar koyuldu, sislere de dahil. Dodikleri yaptırdım, lastikleri değiştirdim. Çünkü fabrikasyon lastiklerin birazcık sert olduğundan dolayı kavuşuyor. Bunu tercih ettik. İşte yine boyamalar mevcut. Bu şey basamaklara dahil, işte tutacaklara dahil boyamaları yaptırdık. Bu rengi tercih ettim. Ben bu rengi sevdiğim için açıkçası, füme rengini sevdiğim için daha çok bunu tercih ettim. Sonrasında da arkaya tabii bir roll bar
Biraz kirli aracı, kusura bakmayın. Arkada bir tabii roll bar var. Bizim için, karavancılar için olmazsa olmaz aslında tabii ki şeyleri, yükleme alanları. Burada ben şunu tercih ettim işin aslı. Tabii ki bu sistemimiz bu şekilde kullanıyoruz ama hanın da bu aracı kullanacağı için ben dedim ki yani bunu daha kolay nasıl kullanabilir? O yüzden şu çekmece sistemini yaptık buna. Bu var şekilde. Arkadaş, bagajın önüne mi çekiyorsun? Evet, bu bagajımı önüme çekiyorum bu ne şekilde. Kadar gelir Ensar abi? Komple. Bitti. Ha, bu kadar. Ve buraya çok kolay ulaşılabiliyor. O yüzden rahatlık anlamında bunu tercih ettim. Pick-up'a tam anlamıyla geçmişsin. Aynen valla. Yani. Pick-upçı olduk. Evet. En köşedeki eşyayı almak için çok. Aynen yani bir de ağır malzemeniz olduğu zaman işte buradan uzanmak veya üstten uzanmak çok zor olacağı için bir de eşim de kullanacağı için açıkçası bunu tercih etmiş oldum. Arabanın da konfor anlamında gerçekten konforlu. Yani 4 koltuk ısıtması mevcut, direksiyon ısıtması mevcut. Yani çok içi donanımlı, çok böyle tavsiye edebileceğim bir pick-up bu. İşte çocuklar için arkası ekranlar taktırdım. Bir de karavan kameram da mevcut. İstersen içeri de alayım seni. Araba zaten teknolojikti. Araba zaten teknolojikti, her şeyi de koymuş. Ya, biraz abi, dağınık, kusura bakmayın. Kaç kilometre oldu bu alan? 800. 800 kilometre. Arabanın yeni kokusu üstünde duruyor çünkü. Valla işte yeni kokusu bazen başımızı daha arttı biraz. Evet, hala daha duruyor. Bu da karavan kameram. Ben bunu Amerika'dan getirttim. Şu anda karavanım şu ekran arkayı gösteriyor. Bu ekranda ön tarafın çekimini yapıyor gördüğünüz gibi. Wi-Fi kameradır. Bayağı memnunum bu kameradan. Yani karavancılara bu kamerayı bayağı bir tavsiye ediyorum. Şu ekstra bir şey değil mi? Şu. Tabii ekstra üzerine takıyorum. Karavan takmadığım zaman çıkartıp koyuyorum. Aa, çok iyi abi. Evet. Bu böyle bir kamera. Şu an biz karavanın kamerasına bağlıyoruz. Şu an karavanın arka kamerayı görüyor. Şu tamam. Ekran karavanın kamerasını şu ikinci ekranda şuradan önden çekim yapıyor. Anladım. Şu anda arabanın seyahati. Yani. Evet evet. Abi kazasız belasız. Bu ne ya? Teşekkürler. Adam teşekkürler. Adam ne kadar teknolojik alet varsa koymuş. Az önce bir şey soracaktım. Unutmadan onu da sorayım. Tucson'dan dedin ya, çok memnun değildim. Evet. Otomatik miydi Tucson'un? Otomatikti. Ya Tucson'da ben biraz şanzımanda problem yaşadım işin aslı. Yani şanzımanla ısınma yapıyordu. Çünkü karavanım normalde benim boş ağırlığı 1250. İşte güçlendirilmiş şasi koyuldu. 1650'lere falan çıktı. Biraz da karavanım açık şasi ağır. Zorlanmaya başlamıştım. Yani trafikte, dur kalklarda şanzıman ısında uyarısı vermeye başlamıştı ya artık. Uyarı veriyor. Koku geliyor muydu? Koku da geliyordu. Şanzımandan koku da gelmeye başladığı için ya dedim ki artık herhalde değişme vakti geldi. Bir de işte karavanı biraz büyütme düşüncesi olunca dedim ki artık yani değiştirirsem mecburen aracı değiştirmem gerekiyor. Normalde Hyundai'nin aslında şeyinden de memnunduk. Yani şehir içi kullanımı vesairesi. Kullanımı rahattı ama dediğim gibi şanzımanda ısınma yaptığından dolayı öyle bir değişime gitmeye. Karavanla yolda kalmak kadar kötü bir şey. Evet, aslında ben Hyundai Tucson'la Sakar'dı değil mi? Bu Marmaris'e inip çıktım bu karavanla. Hadi ya. Problem yaşamadım aslında ama bir ısınma oldu dediğim gibi. Ama işte dura kalka bir şekilde yolu tamamladık. Abi çok teşekkür ederim. Bir şey ya. Değil kardeşim. Vallahi, çok teşekkürler. Ayırdık. Kazasız belasız güzel günlerde. Sağ ol. Peki sorsam mı ya şunu da, videoyu kapatmayayım seninle. Olur. Olur da değiştirmek istersen, herkese soruyorum diye soruyorum. Yoksa bir şey yapmazsın gibime geliyor da. Olur da değiştirmek istersen bu arabayı neyle değiştirirsin? Vallahi bu arabayı yani şöyle. Yeni bir Mustang. Yok yani kamyonet eğer pick-up olmazsa, bir SUV olursa eğer Mercedes jiplerinden düşünebilirim. Tabii fiyat anlamında biraz da şey var. Asıl bir de diğer hayalim bir Volkswagen Caravelle 4x4 yapıp hani onu da bir moto karavana çevirip hani çocuklarla çıkmadığımız zaman hanımla beraber bir atlayıp kısa bir yerlere gidelim düşüncesi olursa belki o olabilir. Eyvallah abi. Tekrar çok teşekkür ederim. Bir şey değil kardeşim. Kendine iyi bak, görüşürüz. Kolay gelsin, sağ ol. Selamlar, ben Murat. Şu anda 2007 bir kapalı kasa L200'ün başındayız. Gördüğünüz gibi biraz büyük lastikleri var. 2.85, 75, 16 BF Goodrich TA lastikler üzerinde. Plastik dörtlükleri var. Yaklaşık bu lastiklerin, özellikle ön lastiklerin çamurluğa tam dönüşlerde sürtmemesi için minimum derecede 3 inç bir yükseltme var takozlardan yükseltme. Şuradaki takozlardan yükseltmeleri var. Burada küçük 3 inç. Sadece lastiği kurtarması amaçlı. Ekstra bir yükseltme yok. Bununla bizim Adria Adora 522 UP'miz var. Onu çekiyoruz. Boş ağırlığı 1536 kilo. Ama şu anda biz bir çocuklu, 3 kişilik bir aile olduğumuz için işte bir sürü eşyalarımız vesairemiz var. Yaklaşık 2 tona yakın bir
karavan diyor. 2500 motor bir araç. Yaklaşık 420 küsur torku var. Aslında aşağı yukarı karavanla aynı ağırlığa sahip diyebiliriz. Dolayısıyla hem yokuşlarda hem dik yerlerde hem toprak alanda hem ıslak alanda lastiklerle karavanı çekerken çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bunun bir özelliği var bu TA lastiklerin. Yağmur yeni yağdığı zamanlarda karavan olsa da olmasa da yol tutuşu çok iyi olmuyor maalesef. Dolayısıyla karavan sürerken eğer bu lastiklere sahip bir aracınız varsa yağmurun yeni yağdığı zamanlarda çok sağdan çok sakin sakin gidiyor olmanız lazım. Yağmur yoğunlaşmaya başladığı anda yerler komple ıslak olup da bu kayganlaşma süreci bittikten sonra o zaman gönül rahatlığıyla gene standart hızlarda devam edebilirsiniz. Yakıtı ne kanki? Yakıtı aşağı yukarı 100 kilometrede karavansız 12-13 civarı yakıyor. Karavanı bağladığın zamanlarda bu 16-17 gittiğiniz yola göre değişkenlik gösteriyor aslında. Ama bu bir handikap var burada. Hani böyle baktığınız zaman çok yükselmiş, büyük lastiklere sahip, büyük dodiklere sahip pikaplar görüyorsunuzdur. Bunun bir handikapı var. Görünüşte çok güzel gözükebiliyor bu araçlar. Ama ve lakin arabaya ekstradan koyduğunuz her şey yakıt tüketiminin artmasına sebep oluyor. Ekstra yani, bir ağırlık zaten hepsi. Tabii hepsi ekstra bir ağırlık. Bir de aracı yükselttiğiniz zaman da rüzgarı daha fazla aldığı için altına gene de karavan bağlı olsa da olmasa da yakıt tüketimini arttırıyor. Tabii bir de buna ekstradan bir karavan bağladığınız zamanlarda işte orada eğer uzun süreli böyle 10-15 dakika rampada karavan çekiyorsanız, 2 tonluk bir karavan çekiyorsanız yakıt tüketmeye aşağı yukarı 20 litreye kadar çıkabiliyor. Peki bu arabayla bu karavan hiç zorlandın mı? Şu yolda üzüldüm işte çekmedi, araba çok hissetti. Yok, hiçbir zaman zorlanmazsınız bu tarz araçlarda. Zaten Japon menşeli araçlarda, Toyota'da ve Mitsubishi'de, arazide, arkanızda ne olursa olsun çok fazla zorlanmazsınız. Çünkü arabalar çok güçlü, çok yüksek torklu. 4x4'ü de olan araçlar bunlar. Yani 4x2'de bile hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Hayır, 4x2 olan bir araç. Hiçbir zorlanma yaşamazsınız. Yetiyor yani, torku çok yüksek olduğu için yetiyor. Otomatik 4... miydi bu? Otomatik. Vah kardeşim. 2500. İstanbul'da zor oluyor mu bu? Oluyor. Biraz yaklaşık 4.90 küsür metrelik bir araç. Yani 5 metre diyebiliriz. Aslında arkasında çeki topuzuyla beraber 5 metreyi biraz aşıyor. Birkaç santim aşıyor. Buna bir de 5.22'lik bir karavan bağladığınız zaman hoş onun çeki okuyla beraber yaklaşık 12 metre civarı. Hatta 12 metreyi de biraz daha aşıyor. Ya yani o 403'ler 12 metre öyle söyleyeyim sana. Ondan biraz daha uzun oluyorsunuz. Otobüsten biraz daha uzun. Ama herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Sadece önerim eğer böyle bir araçla karavan çekecek olanlar varsa maksimum bu kadar modifiye yapmalarını öneririm. Ağırlık olmasın diye. Ağırlık olmasın diye hem arabanın konforuna, çünkü herhangi bir arabaya yaptığınız ekstra herhangi bir eklenti arabanın konforundan her zaman yer. Yani buna MT lastikler, çamur lastikleri takanlar da var pikaplara. Tamam, şekilli şukullu gözüküyor ama birincisi asfaltta çok fazla ses yapar. İkincisi de gene yakıt tüketimini ekstradan çok çok fazla arttırır. Dolayısıyla. Peki şuna ne diyorsun Murat? Şu mantıklı mı? Yani cam kabin yaptırmak. Cam kabin yapmak çok mantıklı. Böyle bir cam kabin yaptığınız zaman, hatta açalım burayı gösterelim. Aç kardeşim. Çocukla aile bak. Yanında Luna Park'ını taşıman da kardeşim. Bunlar bizim değil, vereceğimiz yani. Bizimki artık büyüdüğü için başkasına vereceğiz. Böyle dipsiz bir kuyunuz oluyor. Yani burada arkada işte alışveriş sepeti, burada devasa bir monitör, burada işte çitlerim, burada gene kocaman bir tane valiz. Şu anda içeride gördüklerinizi düzgün bir şekilde yerleştirirseniz bir bu kadar daha eşya alır. Dolayısıyla üstünü kapattığınız zaman böyle bir pick-up'ın bagajınız çarpı 2. Yani 2000 litreye yakın oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Öyle devasa bir bagajınız oluyor. Dolayısıyla dipsiz kuyu istediğiniz kadar valiz, çanta, torba ne varsa yükleyip gidebiliyorsunuz. Yok, bunlarda orijinal taktırdığınız vakitte herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Peki olur da bu arabayı değiştirirsen ne alırsın? Valla bu araba 2007 model bir araba. Ben bu arabayı çok seviyorum. Önden çok yakışıklı gözüküyor. Gel önden de bakalım. Şey taktırmış. Yolda görsen korkar yol verirsin. Şuradan baktığınız zaman çok haşin gözüküyor. O yüzden ben çok seviyorum bu arabayı. Hem çok güçlü hem yakışıklı bir araba. Yani model yükseltmeyi bile şu anda çok fazla istemiyorum yani. Eski model bir araba olmasına rağmen hem çok güçlü olması hem de elektronikten uzak mekanik olması arabanın. Kendi arabanı kendi tamir ettin, doğru mu kardeşim? Doğru abicim. Yani herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt altına yatabiliyorsun, kaputu açabiliyorsun, bir yerini tamir edebiliyorsun. Çünkü eski offroadçu olduğum için ben o tarafta çok elektronik araçlarla da offroada gelenler oldu. Yani herhangi bir sensörün çamurla kaplanması bile
Arabaya arıza verdiriyor değil mi? Ya, arabayı bir anda istop edebiliyor. Beynini durdurabiliyor. Beyin onu koruma altına alıyor. Arabayı koruma altına alıyor. Dolayısıyla çalışmıyor. Acaba niye çalışmıyor diye böyle saatlerce bakıyorsun. Sadece küçücük bir tane sensör çamurla kaplanmış mesela. Bunda öyle bir şey yok. Bunda öyle bir şey yok. Karadeniz turu da yaptık biliyorsun bununla 15 gün. Arkamızda koca karavanla. Ne yaylalarda, ne yokuşlarda, ne Karadeniz yollarında, dağlarında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Zaten düz yolda giderken arkanda karavan var mı? 2 tonluk bir şey mi çekiyorsun, çekmiyorsun hiçbir şey anlamıyorsun. Hiç hissetmiyorsun. Abi 2500 motor, 420 küsur tork bana mısın demiyor. Ama şeyi çok seviyorum mesela karavanla bir yere gidiyorsun mesela birkaç saat yol yapmışsın. Sonra karavanı bırakmışsın. Bir markete gideceksin, bir şey yapacaksın. Şimdi araba karavandan kurtuluyor ya. O yolda giderken bırakın lan, bırakın gideceğim diye böyle bir kendine geliyor araba o yükten kurtulunca. Ondan sonra o gaza dokunduğun anda onu hissediyorsun, bırakın gideceğim ben falan diye böyle. Bırak gitsin kardeşim, soroman ya, bak ya. Kardeşim teşekkür ederim, çok rica sağ ederim. Ayırdığın için. Estağfurullah, ben kendine teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evet, festivalde çekebildiğim araçlar şimdilik bunlar. Toplamda 10 tane arabayı anlattılar, sağ olsunlar kullananlar. Videonun başında söylediğim, size sonradan anlatacağım dediğim şey şu. Bizim arabamız, videoyu izleyenler bilir daha önceki videolarımızı, Kia Sportage'di. Karavanımız da 1300-1400 kilo civarında bir karavandı. Dün ilk defa kendi arabamla benimkinden 60 santim daha uzun bir karavanı çektim. Ortalamada 1600-1700 kiloluk bir karavan. Hep arabamı sevdim, övdüm ama dün çektiğim karavan da biraz üzdü. 2500-3000 devirlerde sürekli yokuş çıkarken bağırdı. Benim karavanımda böyle bir şey olmuyordu. Yani hiç öyle bir şey yaşamadım. Eğer gerçekten ağır bir karavan çekecekseniz kesinlikle pick-up veya 2000 motorun üstünde bir araba. Bu birazcık yanlış anlaşılabilir. Çekebilirsiniz illaki. Ben de çektim. Arabayla ilgili sorun olmadı ama arabaya üzüldüm. Biraz da şanzıman kokusu gelince korktum. Belki benimkinin yaşı birazcık var. 2011 model benim arabam. Ondan kaynaklıdır ama başıma böyle bir şey geldi. Bunu da dipnot olarak buraya düşeyim. Karavan Çeken Canavarlar serisinde şöyle bir şey de var. İlk çektiğim videolardan itibaren yorum kısmında insanlar da arabasının modelini, karavanını yazmış. Nasıl kullandıklarını, zorlanıp zorlanmadıklarını yorum olarak bilgi vermişler. Oraya da bakabilirsiniz. Bu seriye her gittiğim yerde bulduğum araçlarla devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.